Esselamu aleyküm aziz dostlar. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan hızla ilerliyor. Artık inişe geçti. Elveda diyeceğimiz günler geliyor. Mahalle camimizde de vaaz ediliyor. Büyük ihtimal merkezi sistem. Biz başka bir camiye inşallah gideceğiz. Geçen farklı bir yoldan, hatta iki defa o camiye gitmek istedik. Yollar bizi başka yola çıkardı. Birisi ters yoldan bu camiye getirirken, diğeri de daha yukarıdaki bir camiye götürdü. Aslında o camiye biz şu anda yoluna revan olduğum o camiye Afrikalı bir öğrenciyle gitmiştik. Şu alanda bir defa ben cuma kıldım. Bir defa da güvenlik kuvvetleri pandemi döneminde bize namaz kıldırmadı. Camiyi kilitlemişler, cemaat kapasitesi doldu diye. Biz de yukarı camiye gidelim dedik. Şimdi o camiye inşallah bugün niyet ediyoruz. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmimil hayr. Bu camimiz bizim mahalle camimiz. Alada Merkez Camii, Ramazan'da zirve tepedeki camiyi de elhamdülillah gördük. Orada da teravih namazı kılmayı Cenab-ı Hak lütfetti. Şimdi de biraz yukarıda bir cami daha var. Ona inşallah gitmeyi murat ediyoruz. Rabbimiz yapmış olduğumuz ibadetleri, yapacağımız ibadetleri, her türlü hayır hasenatımızı dergah-ı izzetinde ahseni kabul ile makbul eylesin. Yolu dik. Önemli olan sarp yokuşlardan çıkabilmek. Zirve tutkusunu da yaşamak. İşte ayın da muhteşem bir görünümü var. Buradan göstermiş olalım. Karşı tepeler, İmam Hatip liselerinin bulunduğu mekanlar. Seni diyor tanımıyorum. Sen yabancısın. Yukarı doğru çıkıyoruz. Yani gönül ister ki her gün bir hocaefendinin ardında namaz kılmak. O coşkuyla, o heyecanla Ramazan'ın tadına varabilmek. Rabbimiz rızasından asla ayırmasın. Çok kış olmuyor. Deniz yakın olduğu için buraya biraz belki Antalya iklimi demesek de fazla kar kalmıyor. Bu tepe karlık bir alan olsa araçlar çıkamaz yani. Zirveye doğru tırmanıyoruz. Yeni kampüsümüz karşı ışıkların bulunduğu bölgede. Eski kampüsümüz de şu istikamette.
Fazla uzak değil. Yukarıda bir cami var. Orada inşallah kılacağız. Bakın. Bir serayı da göstereyim. Mahalle içinde bir sera var. Bu mahallede ilk defa bu serayı. Belki dikkat etmedik yani. Ellerinizden öpüyorum muhterem hocam diyor Burak Kaya kardeşim. El öpenlerin çok olsun. Biz öyle el öptüren bir adam değiliz yani. Teşekkür ediyorum. Bartın çanak gibi yani bir çukura yerleşmiş. En yakın sahil 12 kilometre. İnkum sahilleri. Biz Ankara'nın denizi diyoruz. İnkum sahillerine. Yazın Bartın halkı belki yaklaşamıyor. Ankara'dan, Bartın'dan daha çok konaklayan, çadır kuran, karavan ile gelen. Ayın muhteşemliğine bak. Yani şu manzara hiçbir paraya, pula değişilmez yani. İşte bunlar kayıt yani. Bir de melekler zaten bizim her halimizi kaydediyor. Camiler nasıl seçiliyor? Bakın hemen karşıda mahyası yanan bir cami daha var. Tepede yine bir cami daha var. O karşıdaki cami müftülüğün camisi. Arkadaki mahyası görülen. Bu bizim mahalle camimiz. Yeşil mahyası olan. İşte bunun mahyası yanmıyor ne hikmetse. Ha şimdi yandı. Yani ansın da üzerinde bulunsun gibi. İşte burada da dostlar belediye buraya kadar hizmet getirmiş. Biz daha merkezi yerdeyiz. Bizim suyumuz yok yani. Bismillahirrahmanirrahim. Buz gibi bir suyu var. 400 metre yerin derinliklerinden çıkıyor. Bartın Belediyesi'nin hizmeti. Açık bir hava hakim Bartın'da şu anda. Ta buraya kadar, zirveye kadar araçlar çıkıyor. Bu tarafta güzel piknik alanları var. Bu taraf Ömer Tepesi deniyor. Şu sinyallerin tarafı diyeyim. Ankara'da Altınköy diye bir mekan var Hüseyin Gazi tarafında. O Ömer Tepesi'nde de öyle bir piknik alanı var. Tamamen doğal. Keçisiyle, koyunuyla, tavuğuyla, ördeğiyle, kazıyla bir köy atmosferi yaşayabilirsiniz. Orada bir piknik yapma imkanınız var. Koruma altında olduğu için orman, oraya da aynen müzelere giriş gibi paralı giriyorsunuz yani. Aracınızla girerseniz ayrı bir fiyat. Ferdi girerseniz ayrı bir fiyat ödüyorsunuz. Bitki türlerini de gösteriyorum ben. Bir süs bitkisi herhalde. İncir desem incire benzemiyor. Ama pek çok incir yetişiyor. Şu ayın güzelliğine bak. Ayı görüp güneşi görüp Allah'ın varlığını birliğini hatırlamamak. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin ifade ettiği gibi parmağını gözüne sokmaktır yani. Şu güzelliğe bir bakın. Her yerde baharın alametleri. Evet ezan başladı. Burada merkezi sistem yok Ankara gibi herkes kendi sesiyle, sedasıyla okumaya gayret ediyor Azizallah. Allah!
Hocam biraz sabah makamına benzeten bir ezan sesiyle başladı. İşte bu incir ağacı. Diğeri süs bitkisiydi. Eşhedü en la ilahe illallah. Açtı, ha açacak yani. Şurada Afrikalı öğrenciyle öğle namazı kılmıştık. Buraya geldiğimizde bu cami de kilitliydi pandemi döneminde. Yani her camide o dönemde namaz kılmaya izin vermiyorlardı. Ben yukarı cami zannetmiştim ama yukarı cami de bura gibi küçük bir bahçesi var. Dedim madem cumayı kılamadık gel ben sana öğleni kıldırayım. Benim imamlığımda beraber burada şu mevkide Allah bize cuma günü öğle namazını kıldırmayı o Afrikalı öğrenciyle nasip etti. Buraya ilk defa gireceğiz. Aladağ Mahallesi Orta Camii. Mahallede zaten 3 cami var. Üçünde de elhamdülillah teravih kılmak nasip oldu bu sene. 1994'te yapılmış. Kur'an kursu da varmış. Muhammed'in vesileti ve fadilatı ve derecete rafiya ve vasıl makamı Muhammed'in meri ve hatta Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Her türlü ibadetlerimizi, taatlarımızı, ibadetlerimizi Rabbimiz dergâh-ı izzetinde hasene kabul ile makbul eylesin. Kalan Ramazan'ın geçen Ramazan'dan daha hayırlara vesile olan, salih amellerle tezyin olan günlerden eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.